Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Anadolu Ajansının, TRT'nin ve Basın Yayın'ın değerli müdürleri, bölge müdürleri, saygıdeğer konuklar, meslek kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli saygıdeğer öğretim üyelerimiz, saygıdeğer konuklar, Güzide basınımızın, Güzide temsilcileri ve sevgili öğrencilerim, 2017-2018 açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün benim için çok güzel bir gün, çok mutlu bir gün, ee, ama inanın zor bir gün. Şundan dolayı zor bir gün. Ee, Sayın Bakan'ımla uzun yıllar önce birlikte çalışma şerefine nail olmuştum. Benim cümlelerim tek tek düzeltirdi. Uzun çok uzunca bir yıl geçti belki de yaşım belli olmasın ama 20 yılı bulmuş olabilir. Yani sayın bakanım benim cümlelerimi düzelttiği günden bugüne ne yazmışsam hep korktum. Ya hocamın eline geçer de yanlış bir şey yazarsam o korkuyla yazdığım ve söylediğim her cümleyi ölçerek tartarak yaptım. Bugün de huzurunda konuşmak e, zarureti zuhur etti ama e, korkuyorum, gerçekten korkuyorum. <laughs> Yanlış bir cümle söylemekten. E, bu yüzden e, çok fazla bir şey e, söyleyemeyeceğim. Çünkü kaçıyorum açıkçası. <laughs> e, sayın Bakanım lütfederlerse Sevgili öğrencilerime bir iki cümle arz etmek istiyorum. Ee, hoşgörülerine ve izinlerine e, sığınarak. Sevgili öğrencilerimiz iletişim fakültesine en yüksek puanı alarak geldiler. Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan iletişim fakültesi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hakikaten radyo televizyon bölümü, halkla ilişkiler ve gazetecilik bölümleri Aşağı yukarı kendisine muadil Fakültelerden 20-30-40 puan farklı Bizim Fakültemize geliyor öğrenciler Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı hiç kuşkusuz Çok seçkin Kendi Amaçlarını Ve ideallerini çok iyi belirlemiş öğrencilerle bir aradayız Gerçekten onlara çok iyi bir eğitim vermek için özel çaba sarf ediyoruz. Çok iyi bir öğretim kadromuz var. Onlar Türkiye'nin en iyi iletişimcisi ve en başarılı medyatörü olarak mezun olacaklarını biliyorum. Bununla birlikte bununla birlikte sevgili öğrencilerimin bir iki konu ile ilgili umutlarımı da onlarla paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Sevgili öğrencilerim, annelerini burada sevmeyi öğrenmelerini umut ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Eğer sevgili öğrencilerim annelerini burada bu kültürel ortamda sevmeyi öğrenirlerse merhametin ne demek olduğunu öğrenecekler, şefkatin ne demek olduğunu öğrenecekler ve bana göre en önemlisi de birlikte yaşamanın hoşgörünün ne demek olduğunu öğrenecekler ve daha da önemlisi bana göre kendi istediği bir şeyden bir başka kişi de istiyor diye vazgeçmenin ne büyük bir haz olduğunu öğrenecekler ve eğer sevgili öğrencilerim burada annelerini sevmeyi öğrenirlerse milletini sevmeyi de öğreneceklerini umut ediyorum. Sevgili öğrencilerimin burada babalarını seve, sevmeyi öğreneceklerini umut ediyorum. Babaları aynı zamanda bir düzen demek, bir intizam demek. Baba imgesi aynı zamanda hem itaat demek, hem itaatsizlik demek. Ama hem itaat ederken de, hem itaatsizlik ederken de baba çok büyük bir güvenlik alanı oluşturduğu gerçeğini de fark edeceklerini umut ediyorum. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim eğer babalarını burada sevmeyi öğrenirlerse devletini burada sevmeyi öğreneceklerini umut ediyorum. Öğrencilerimin evlerini, odalarını, hatta yataklarını burada sevmeyi öğrenmelerini umut ediyorum. Eğer burada yatak evlerini, barındıkları yuvayı sevmeyi öğrenirlerse çünkü onların evleri tıpkı tıpkı vatanları gibi bir tarihtir. En özel anılarını, en olumsuz günlerini, en büyük çoşkularını yaşadıkları bir mahrem alandır. Eğer benim öğrencilerim yatak odalarını sevmeyi öğrenirlerse vatanını sevmeyi öğreneceklerini umut ediyorum. Bir de ben ben sevgili öğrencilerimin inançlı olmasını umut ediyorum. İnançlı olmak demek, hayal kurmak demek, hayal kurmak demek, hayal kurmak demek, farkında olunmayanların farkında olmayı öğrenmek demek. Eğer öğrencilerim hayal kurmayı başarırlarsa, inançlı olmayı da başarırlar diye düşünüyorum. Bir iki örnek vermek isterim. Her şeyin bir şeyden sadır olduğu gerçeğine südür teorisi adını veren İbni Farabi inançlı bir adamdı. inançlı bir adamdı ve herkesin herkesin bir biçimde haberdar olduğu ama farkında olmadığı bir gerçeği hayalleri sayesinde atlandırmıştı. Toplumsal bütünlüğün bir ilişki ağını ilişki ağını olduğunu söyleyen ve bu ilişki ağı sayesinde insanların birbirine bağlı ve bağlantılı olduğunu ifade eden ve toplumsal bütünün bu sayede kurulduğunu belirtip her bir bireyin bir başkası açısından muhtaç, insan muhtaç varlık olduğunu söyleyen İbn Sina da inançlı bir insandı. Güneş gibi bütün karanlıkları aydınlatan bir öz, bir nüve olduğunu söyleyen ve bunun bunun insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik varlığının dışında bir öz, bir cevher olduğunu söyleyen ve hatta hatta Batı aydınlanmasına ilk meşaleyi yakan İbn Rüşd de inançlı bir insandı. Hatta başına düşen elmanın ilahi bir nizamın sonucu olduğunu hayal eden Newton da inançlı bir insandı. Dolayısıyla inançlı insan olmak, görülmeyeni görmek, fark edilmeyeni fark etmek, anlaşılmayanı anlaşılmak, anlaşılır kılmak demek. Tek bir örnek vermek istiyorum izin verirseniz. Her gün nefes alırız. Her nefes alışımızda aslında bir can kazandığımızın farkında olmayız. Ne zaman ki nefes alışverişimizde sıkıntı çekmeye başladık, aslında her nefes alışımızla yeni bir can kazandığımızı o zaman fark ederiz. Ama nefes alıp vermekte sıkıntı çekmediğimiz sürece rütün bizi öylesine boğar ki bizim hiç görmediğimiz, elle tutup gözle göremediğimiz bir şeyin bize can verdiğinin farkında olmayız. Dolayısıyla bütün bunları fark etmek, anlaşılmayanı anlamak inançlı olmaktan geçiyor. Ve sevgili öğrencilerim, annelerini sever gibi milletini severse, babalarını sever gibi devletini severse, yuvalarını sever gibi yatak odalarını sever gibi vatanlarını sever ve inançlı hayal kurmasını bilen inançlı insanlar olursa, bence medya sektörü, iletişim sektörü en nadide, en nadide meslek mensuplarını kazanmış olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımı ve değerli konuklarım bizi yalnız bırakmadıkları için huzurlarınızda hepinizin adına yeniden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun.